adım adım ne yapmaya çalışıyor evet, bölgede? Önemli. Evet. Şimdi İsrail, önce şunu gösterelim. Belki buradan görülür mü bilmiyorum. Görülür mü acaba burada? İsterseniz bana verin. Tamam, arkadaşlarım diğer kameradan evet, gösterebilsinler. Toprakları yutması değil mi? Biraz, durum biraz o. Evet, evet şey bir karışık. Yani Filistin'in geldiği durum evet. O mal. Evet, bu harita daha güzel. Daha iyi oldu. Ben buradan anlatayım. Tamam. Şimdi önce şu projelerden bahsedelim. Ve bir buraya gelelim. ABD'nin efsaneleşmiş Büyük Orta Doğu projesi var. İsterseniz genişletilmiş Büyük Orta Doğu projesi deyin, ne derseniz deyin. Sonuçta ülkelerin sınırlarının değişmesiyle ilgili. Türkiye'yi ilgilendiren 1919'dan gelen haritalar var. Onu biraz sonra özele inince anlatacağız. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor bu. Türkiye çok rahat, aşırı rahat. Şaşkınlıkla izlemek lazım. Bu aşırı rahatlığın nedeni ilginç geldi bana. Evet, Türkiye özellikle önemli bir başlık olarak bu programda işlenecek. Türkiye'yi doğrudan ilgilendirecek bir konu. Evet. Şimdi burada 7 Ekim 2023 saldırısı benim şöyle adlandırıyorum. Orta Doğu'nun 11 Eylül'ü. Çünkü 7 Ekim 2023 saldırısını ben başlangıçtan itibaren tartışmaya yer olmayacak şekilde ileride tarih yazar, gizli belgeler açılır. Nitekim Netanyahu 7 Ekim 2023 tarihli gizli belgeleri yok ettiğine dair basında çıktı. Bunun nedenlerinden biri de o. 7 Ekim 2023 saldırısını ben Mossad'ın, İsrail'in ve ABD'nin haberi olduğu değerlendirmesini baştan itibaren yapıyorum. Buna da devam ediyorum. 7 Ekim 2023 saldırısı... Yani bir sızma var orada diyorsunuz. Evet. 7 Ekim 2023 saldırısından hem İsrail'in hem ABD'nin, yani Mossad'ın, CIA'nin veya istihbarat örgütlerinin, devletlerin haberleri vardı. Bunu bir meşru zemine çektiler. 7 Ekim 2023 Orta Doğu'nun 11 Eylül'ü oldu ve hem ABD yetkilileri hem İsrail yetkililerinin ortaklaşa bir ifadede birleştiler, terminolojide. Dediler ki bundan sonra Orta Doğu'nun tamamen değiştireceğiz. Netanyahu biraz ileriye gitti. Bize düşman olan herkesi yok edeceğiz dedi. Sonuçta katılıyorum Sait Hoca'ya. Gazze birinci hedefiydi İsrail'in ama taktik hedefiydi. Gazze tamamen işgal edecek, Filistinlerden arındıracak. Nitekim arındırdı, işgal etti, harabeye çevirdi, yerle bir etti. Hamas'ın da gücünü önemli oranda çökertti Gazze'de, liderini de İran'da etkisiz duruma getirdi, öldürdü. Şimdi ikinci hedefi Lübnan'ın güneyi, daha önce söylediğimiz gibi. Neden? Çünkü ona tehdit olan ve İran'ın desteklediği ikinci güç ve önemli güç, devlet dışı örgüt dediğimiz Hizbullah var burada. Lübnan'la iç içe girmiş. Biraz önce Deniz Hoca anlattı, Lübnan hükümetiyle ve Lübnan idaresiyle iç. Hizbullah'ı da yok etmek için şimdi Gazze tamamen demeyelim ama kabul edilebilir bir şekilde işgal edildikten sonra İsrail açısından belirli birliklerini buraya şu anda konuşlandırma safhası bitmek üzere, her şey hazır. Ama şunu demek istiyorum, değerli izleyenlere şunu ben açıklamak istiyorum sürekli. Şöyle bir doğru bilinen yanlış var. Sanki İsrail tek başına bütün bu harekatı, bu operasyonu yapıyor. Yok öyle bir durum. Buradaki İsrail dediğimiz zaman ABD ile entegre halinde yapıyor. Çok doğru, mesela çok doğru. Bunun ABD'nin hava savunma sistemleri, evet. İngiltere'nin hava savunma sistemleri, İsrail'in hava savunma sistemleriyle entegre edilmiş durumda. Doğru. Ne demek istiyorum? Yani şuna katılmıyorsunuz. Birkaç gündür artık şu konuşulmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünden çıktı İsrail. Yok, hayır, hayır. Böyle bir şey yok. Hayır. Zaten bugün yapılan açıklama da aslında kontrolden zaten Netanyahu çıkmadığını gösteriyor. Zaten biliyorsunuz ABD gezisinde gerekli koordineyi yaptı. Teknik heyet önce gitti, Pentagon'la görüştü. Tabii. Lübnan'a yapılacak bir harekatı onlar görüştü. Ama bu suikastı da muhtemelen görüşmüşlerdir. Dolayısıyla burada Lübnan'ın güneyini işgal edecek. Lübnan'ın güneyi demek Hizbullah'ın bulunduğu coğrafyayı demek istiyorum. Lübnan'ın güneyini işgal ettik. Gazze, Lübnan'ın güneyi. ABD için hem Gazze hem de Lübnan'ın güneyi ABD için stratejik bir hedef değil. Bakın taktik bir hedef. Taktik bir hedef ama İsrail'e yardım etmesi, desteklenmesi gereken bir hedef. Fakat
Lübnan güneyinin işgal edildikten sonra bu kaç ay sürer onu göreceğiz. Çünkü Hizbullah'ın belirli bir gücü var. 2006'dan sonra çok güçlendi. Ama İsrail biraz önce Sait Hoca'nın yaptığı gibi 2006'da önemli bir alınan ders çıkardı buradaki yenilgiden, çekilmeden. Nedir bu? Siber savaşla ilgili, elektronik sistemlerle ilgili, Mossad'ın ve istihbarat örgütlerinin tamamen sızmasıyla ilgili. Şu anda ben de öyle değerlendiriyorum. İran'ın bakanlıkları içinde dahil, bakın İran'ın bakanlıkları içinde dahil, Hizbullah'ın komuta yapısında dahil, Hamas'ın komuta yapısında yani lider kadrosuna dahil, Mossad ya da eşittir CIA'nın olduğu değerlendirmesi var. Ben buna katılıyorum. Neden? Çok etkili bir nokta istihbaratı ve nokta istihbaratının ardından etkili bir yok etme operasyonu gerçekleştiriyor. Bu çok önemli. Mesela dün, varmak istediği yer neresi? Evet. Dün mesela ne dedi? Nasrallah öldürüldü dedi İsrail basını. Evet. Fakat Hizbullah yalanladı. Ama öldürüldüğünden haberi almıştı. Bakın bugün teyit edildi. Evet. Şimdi Güney Lübnan'dan sonra Güney Suriye şu anda hedefinde. Evet. Ama Güney Suriye için fazla enerji harcamasına gerek yok mu? Hayır. Havadan ve donanmadan buradan tamamen yumuşatır, temizler. Ve ondan sonra işte geldiğimiz stratejik hedef ABD için. Bunlar hep taktik hedef ABD için. ABD için stratejik hedef, İsrail için stratejik hedef İran. Ve İran 7. ülkeydi. Neye göre söylüyorum? 2001 Pentagon'un çok gizli belgesi. Irak'la başlayarak Suriye, Libya, Lübnan şu anda, Sudan, Somali ve 7. ülke olarak İran'la bitireceğiz. Şimdi sıra İran'da. Peki, sizin haritayı vereyim mi? Tabii. Bunu. Evet. Verelim arkadaşlar onu lütfen. Evet. Evet. Bakın Filistin aslında, Filistin şu anda yeşillerin de çoğu, yani Gazze artık beyaz olarak düşünülebilir. Üzülerek söylüyorum. Yani artık İsrail beyaz renk. Bakın İsrail 1946'da. Beyazdı. Evet, beyaz. 1946. Sadece beyazlar İsrail'di. Mülk satışı, savaşlar, işgallerle beyaz İsrail büyüdü. Filistin yeşil küçüldü. 1949-67 savaşları, meşhur 67 savaşları, bakın yeşil küçüldü, Batı Şeria ve Gazze ve 2008'e geldiğimizde Gazze, Hamas'ın kontrolünde, Batı Şeria yeşil ama daha şimdi gördüğümüz kadarıyla daha da küçüldü o yeşil. Evet, şu beyaz oldu, 2024'te bu beyaz İsrail. Bunun hemen hemen %50'si beyaz oldu. Neden? Batı Şeria'da da fazla basına yansımayan Gazze etkisi altında kaldığı için. Tabii. Burada hem mülk değiştiriliyor. Yani İsrailliler bu mülkleri zorla ele geçiriyorlar veya satın alıyorlar. Veya yerleşim birimlerini işgal ediyor İsrail. Burası da yarıya indi. O zaman aslında değerli izleyenlere şunu anlatmak lazım. Filistin aslında yok olmuş. Ne zaman yok olmuş? 2003 Irak işgaliyle yok olma taşları döşendi. Sonra ne zaman yok oldu? Sözde Arap Baharı, gerçekte kanlı sonbahar olan 2011'de Suriye ve Libya'nın parçalanmasıyla yok oldu. Neden? 3 tane aktör Filistin'i çok desteklerdi. Bir, Saddam'ın Irak'ı, Kaddafi'nin Libya'sı ve Esad ailesinin Suriye'si. Bugün üçü de parçalandı. Şimdi Müslüman ülkeler arada bir sert demeçler veriyorlar. Çok iyi vermemiz lazım. Çünkü soykırım işliyor. Peki 2003'te Irak işgal edilirken ABD ordusuyla işbirliği yapanlar ya da 2011'de Suriye parçalanırken, Libya parçalanırken ABD ile işbirliği yapan Müslüman ve İslam ülkeler nerede? İşte Filistin o zaman yok oldu. Ve şu anda İpek Hanım, Bir önceki haritaya gelebilir miyiz? Şu bir önceki anda İsrail'i haritayı görelim. Kim durdurur derseniz İsrail'i, İsrail'in önündeki tek engel kendisi. Kendisi isterse durur. Tek kale maç oynuyor. Nükleer güç sahibi, dünyanın en gelişmiş silah ve elektronik sistemlerine sahip, dünyanın en gelişmiş uçaklarına sahip. Ve dünyanın ve ABD, en güçlü ülkesi ABD de. ABD kararlı bir şekilde hangi iktidar gelirse gelsin ABD'de, İsrail'in arkasında. Arada bir Biden'ın dediği gibi çekişme olabilir ama İsrail'in herhangi bir tehdit altına girmesi durumda ABD Biden demek değil. Tamam. ABD her türlü yardım yapar. Bak demek ki İran. Peki
İran'a karşı İsrail savaşır mı derseniz sorusunun cevabının sonucunu gelelim. Değerli izleyenler onu merak ediyor. İsrail 7 Ekim 2023'ten bugüne, daha önce de test etmişti ama 7 Ekim 2023'ten bugüne sadece İsrail değil, ABD, İngiltere ve İsrail İran'ın bütün askeri sistemlerini, savaşma imkan ve kabiliyetlerini, yeteneklerini, komuta kontrol sistemlerini, iletişim sistemlerini hepsini test etti. Ve İsrail, ABD şu sonuca vardı. Ben İsrail olarak İran'la uzun süreli bir savaşa girme yeteneğim var. İran'da özellikle Cumhurbaşkanı'nın helikopterde öldürülmesinden sonra bir de İsrail'in Suriye'de İran konsolosluğuna yaptığı saldırı neticesinde 7 tane üst düzey İranlı'nın öldürülmesinden sonra yaptıkları karşılıklı koordineli atışlarda İran şunu anladı. Ben İsrail'e karşı uzun süreli bir savaşa giremem. Onun için İran'ı, şu anda İran. İran çok böyle üst perdeden eskiden olduğu gibi alıştığımız anlamda kararlı bir tepki gösteremiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet şöyle tabii şimdi. Yani bunlar bu söylemlerin önce, bir anlamı var önce mı? Şu tespiti yapalım İpek Hanım. Değerli izleyenlere ben hep yapıyorum. İsrail'in şu anda Gazze saldırısıyla ya da Lübnan saldırısıyla başlattığı bu saldırı bizim savaş tarihine baktığımızda savaşın tanımı içinde değil. Yani bir devletin savaşmasıyla ilgili yöntemler, kurallar ve ilkeler içinde çerçevesinde değil. Bu ilkelerin tamamen dışında. Yani Birleşmiş Milletler'e üye olan bir devletin yapmaması gereken savaş suçları, insanlık suçları işliyor. Soykırım suçu işliyor. Bunu bir kere tespit edelim. Hı hı. Ama bunu tespit ettikten sonra İran gibi coğrafya açıdan çok büyük, enerji kaynakları açısından zengin bir ülkenin, bu kadar güçlü bir ülkenin, tamam, İsrail karşısındaki işte kendi cumhurbaşkanının eski bir helikopterde ölmesi ya da öldürülmesi, Hamas liderinin en önemli konuğun kendi cumhurbaşkanlığı sarayı içindeki alanda İsrail tarafından öldürülmesi, İsrail'in İran'ın Suriye'de bulunan başkonsolosluğundan 7 üst rütbeli general dahil bazı üst rütbeli yetkililerin öldürülmesi, zaman zaman İran'da bazı yerleri bombalaması şunu gösteriyor. İran 40 yıl sonunda Molla rejiminin İran ordusunu getirdiği durum, askerlik sanatından uzaklaşan, savaşma yeteneğini neredeyse büyük bir bölümünü kaybeden bir ordu durumuna geldi. Yani İran devrim muhafızları var biliyorsunuz. Özellikle 1979'dan sonra Hümeyni'nin iktidara gelmesiyle kurulan ve normal İran ordusu var. Biri tamamen yükseltilirken diğeri çökertildi gitti. Dolayısıyla geldiği durum bu. Şu anda İran normalde Hizbullah onun desteklediği bir yapı, Hamas onun desteklediği bir yapı, Filistin'i zaten destekliyor İran ki desteklemesi lazım bütün Müslüman ülkeler. Ancak Lübnan'ın güneyinde İran'a çok bağlı olan Nasrullah'ın yani Hizbullah liderinin öldürülmesini zaten öldürülmesi planları birkaç yıldır var İsrail'in. Bu yeni değil. Yani aniden ortaya çıkan bir şey değil. O zaman İran'ın eğer öyle bir misliyle mukabele edecekse, karşılık verecekse çoktan hazır olması gerekirdi. Tel Aviv'i hangi hedefi vuracak? Tabii. Hangi askeri varlığı vuracak? Büyük elçiliklere mi bir sabotaj eylem yapacak? Belliydi. Evet. Fakat hocam, İran ses çıkarmadığına... İran ses çıkarmadığına göre diyorsunuz ya, çok özür dileyerek bir ara soru. Evet. Deniz Hocam'a soracağım onu. Evet, lütfen kaldığınız yerden devam edeceksiniz ama az önce bazı şeyler saydı İran'ın yaşadıklarıyla ilgili. Aslında önce İran'ı imaj olarak mı bitirdi? Tabii şimdi bakın amiyane tabiriyle gel yaptı sürekli İran'a. Şimdi biraz önce aslında Sayit Hoca anlatıyordu. Daha henüz üstlendi mi üstlenmedi mi bilmiyorum ama İran Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın şüpheli ölümü var. Tabii. Yani şimdi bunu da katacak. Tabii katacak olursa. Helikopter. Orada da çok soru işareti var. Birazdan belki söylerim. Peki şimdi şöyle bir şey daha var. Bakın geçen Temmuz'da şöyle bir şey yakaladım.
BBC'de analizini dinliyordum bu pagerlarla ilgili, yani çağrı cihazlarıyla ilgili. Reuters Temmuz ayında bu çağrı cihazlarının işletim sistemini detaylı anlatmış. Bir güvenlik zafiyetlerini. Olarak. Adeta nasıl sabote edilebilirim bir kullanma kılavuzu gibi. Çok ilginç bir rastlantı. Çok enteresan. Bunu da BBC'den yakaladım. Yani daha önce açıkçası kaçırmıştım. Temmuz ayında böyle bir şeye, yani demek ki denk gelmemişim o sıra. Bu anlamda bakıldığında Netanyahu'nun söylediği 3 H var. Hamas, Hizbullah ve Husiler. Yani aslında vekillerinden İran'ı soyutlamak, sonra da İran'ı, evet, İran'ın kendi içindeki zafiyetlere bakmak lazım. İran'da bir Kürdistan var, İran'da bir Belucistan var. Bakın biz kaşımıyoruz. Türk bölgesi var. Asıl nüfusun yarısı Türk ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, tabii, Atatürk döneminde arşivde de var, hep korkuyorlar. Hı hı. Atatürk acaba hani İran'a yönelik böyle bir Türklere yönelik öyle bir şey asla düşünmüyoruz. Ama hani tehdidi sen Türkiye'den düşünmeyeceksin ya da Azerbaycan'dan, ama iyi bak nereden geliyor tehdit? Tehdit İsrail'den geliyor. Yani Türkiye'nin gidip de İran'a karşı böyle bir tehdit mantığı yok. Yani hep rakiptir ama düşman görmemiştir, evet, Türkiye İran'ı. Ama bunu da altını çizmek ve vurgulamak gerekiyor. Tamam, tekrar geleceğim. İran'ın bu ortamdan sonra, yani Hizbullah'ı vesaireyi görüyoruz, bir vekalet savaşı yürütecek enstrüman bulması kolay mı bundan sonra? Kolay olduğunu ben sanmıyorum. Çünkü artık inisiyatif İsrail'in ve ABD'nin kontrolüne geçmiştir. Yani bizim savaş literatürü açısından baktığımızda inisiyatifi ele geçiren taraf durum üstünlüğünü ele geçirir. Şu anda inisiyatif tamamen İsrail ve ABD'nin. ABD'nin önünde eğer 5 Kasım 2024 seçimi, 2-3 ay sonra yapılacak seçim olmasaydı, biz bu saldırıları çok daha şiddetli ve çok daha hızlı adımlarla yürüdüğünü görecektik. Ancak ABD, Beyaz Saray yönetimi, yani demokratlar herhangi öngörülemez riski almak istemiyorlar. 5 Kasım 2024'ten sonra biz, İpek Hanım, 2025'ten itibaren eğer demokratlar iktidara gelirse, şu anda bilmiyorum yani öyle görünüyor, İran'a doğru yavaş yavaş hesaplı bir şekilde, ama burada bulunan, yani Körfez'de ve Doğu Akdeniz'de bulunan İngiltere, Fransa, Almanya, ABD ve İsrail'in deniz kuvvetleriyle, havadan da yine ABD, İsrail, İngiltere, Fransa, Almanya ve katılacak diğer ülke koalisyonlarıyla şu anda tespit edilmiş olan İran'ın önce nükleer zenginleştirme tesislerini, ardından petrol alt yapısını, ardından kendi silahlı kuvvetlerinin komuta kontrol, yani kulağını sağır etmek, gözünü kör etmek için komuta kontrol sistemlerini ve buna paralel olarak çeşitli ekonomik, stratejik ekonomik kaynaklarını, mühimmat depolarını, buna benzer uçak havalimanlarını bombardımana tabi tutacaklar. Ha, İran buna savunabilir mi? Uzatmalı bir savaştır bu. Uzun sürer ama İran'ın ekonomisi ve İran'ın silahlı kuvvetleri de Suriye'de olduğu gibi Suriye kadar kısa sürede değil, uzun sürede çöker. Zaten ABD de bunu 1-2 yıllık savaş olarak kabul etmemiş. Ama ABD aslında önemli bir stratejiyle ne yaptı? Rusya ne yapar bu durumda? Ha, ona geliyor, tam mesela ona geliyordum. ABD, o ayrı bir başlık tam ama ona buyurun geliyordum. Bir açalım. ABD, ama bir başlık açalım. ABD önemli bir strateji uyguladı. Bunların hepsi tabii hesap. Ukrayna'ya enerjisini harcayan, Ukrayna'ya odaklayan bir Rusya var. Tabii. Ukrayna'ya oda ve Ukrayna'nın içine girmeye çalışan, o yüzden düzeltiyorum, zaten Rusya'nın içine girmeye çalışan bir Ukrayna var. Evet. Dolayısıyla Rusya oraya odaklanmışken Orta Doğu'daki haritaları da İsrail, ABD, İngiltere birlikte değiştiriyor. Bu bir plan dahilindedir ve bu yürüyor. Olmazsa elbette bu tamamen sömürgecilik ve emperyalist bir uygulamadır. Neden? İkinci Dünya Savaşı sonunda çizilen bir barış antlaşmasıyla çizilen sınırlardır. Bir ülkenin 10 bin kilometre uzaktan gelip bir ülkeyi parçalaması kabul edecek bir olay değildir. Ama bununla beraber 57 İslam ülkesinin kurduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş maksadı 1956'da Filistin'i savunmak, Filistin davası. Evet. Ve içinde bir oda kurdular, bir yapı kurdular, Kudüs yapısı. Yani o İslam İşbirliği Teşkilatı'nın içinde bir Kudüs yapısı var, Kudüs grubu var. Kudüs'ü grubu şu ana kadar 1956'dan bugüne kadar 3, en fazla 4 defa toplandı. Bu da İslam ülkelerinin
Filistin'i savunma durumu. Eskiden tabii Kral Faysal'lar vardı, savunuyorlardı ama 1970'lerden, 75'lerden sonra maalesef İslam dünyası, 57 Müslüman ülke ve 22 ülke Arap, 22 Arap ülkesi özellikle Körfez ülkeleri artık mesela İsrail İran'a bir harekat yaptığında, operasyon yaptığında biliyorsunuz 1,5 ay kadar önce Ürdün ve Suudi Arabistan hava sahasını İsrail'e açtı. Evet. Şimdi burada da İsrail İran'a bir harekatta, değerli izleyenler şunu zannetmesinler, İsrail'e yapılacak, İran'a yapılacak bir harekatta İsrail tarafından veya ABD tarafından buradan uçaklar Ürdün açar, Suudi Arabistan hava sahasını açar. Körfez ülkelerinde İpek Hanım, Kuveyt'te yaklaşık 10 bin ABD askeri var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5 bin ABD askeri var. Bahreyn'de 5. filo var. Katar'da 10 bin, bir de Orta Doğu'nun en büyük üssü var. Uçak filoları var. Ve bu Körfez ülkelerinden ABD bu üsleri de kullanacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Kime karşı kullanacak? İran'a karşı. Dolayısıyla baktığınızda 10 bin kilometre uzakta bir ABD var ama 10 bin kilometre uzakta ABD. Burada hemen İran'ı çevreleyen, kuşatan ve stratejik silah sistemleriyle donatılmış üslerinden yapacak bu harekatı. Onun için kara harekatı hiç olmaz. Zaten petrol sistemlerini çökerttiğinizde, enerji altyapısını çökerttiğinizde ve mühimmat depolarını, hava limanlarını, hava alanlarını yerle bir ettiğinizde zaten İran'ın ekonomisi de silahlı kuvvetler de yavaş yavaş çöker. Eğer rejim erken değişirse o zaman savaşı erken bitirir. Rejim geç değişirse geç bitirir. Evet. Şimdi buradan hocam, hareketle son cümleyi söyleyin. Ondan sonra size şeyi de soracağım. Yani Lübnan'a kara harekatın detaylarını da verin bunun istiyorum. Bunun devamını ben bir şeyler söyleyebilirim. Tabii. Şimdi burada önemli olan konu nedir? Burada önemli olan konu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar en sıcak çatışmanın yaşadığı bir bölge var şu anda. Ve aslında savaş başlamıştır. 7 Ekim 2023. Bu savaş başladığında burada en büyük problem ne olacak? İran'dan ve diğer ülkelerden göçmen ve sığınmacı akını olacak. İşte bu göçmen ve sığınmacı akını karşısında ülkeler kendi güvenliklerini almak zorundadırlar. Ve İran'dan sonra sırada, biraz sonra açıklayacağız sizin sorunuz üzerine. İran'dan sonra sıra maalesef Türkiye'de. İşte Türkiye stratejik bir akılla, kolektif bir akılla ama Cumhuriyet tarihinden alınan dersler çerçevesinde, o hafızadan, Büyük Atatürk'ün o dış politik hafızasından alınan derslerle kendini şimdiden savunmaya başlamalıdır. Onu biraz sonra isterseniz nasıl savunacağını söylerim. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir nokta. Evet. Burada şimdi da böyle, onu konuşmak lazım İpek değil mi? Hanım, bu neden bu şekilde lanetlenmiyor? Nasrallah'ın adı neden hiç geçmiyor? Evet, bakın şimdi burada yaklaşık 800 yıl kadar önce yaşayan İbn Haldun var. İbn Haldun der ki, akıl yürütmek Müslümanlık tarafından terk edildi ve bu yüzden Müslümanlar aşağılanan, horlanan bir duruma düştüler der. Bunların ana nedeni ne biliyor musunuz? İşte mezhep farklılıkları, işte biraz önce söylediği gibi Müslüman kardeşler ya da mezhep. İşte mezhep farklılıklardan kaynaklanan. Örnek veriyorum, bazı Arap ülkeleri Hamas lideri öldüğünde başsağlığı dilediler, taziye mesajları yayınladılar, şiddetle kınadılar. Bazı Müslüman ülkeler de öyle, Türkiye olduğu gibi. Ki Türkiye milli yas ilan edildi. Evet. Ama yine İsrail tarafından öldürülen ve yine Filistin için İsrail'e karşı direnç gösteren diyelim, başka bir örgüt, bir yapı için, Hizbullah için yine bazı Müslüman ülkeler görmezden geldiler. Bu ne demek? Müslüman dünyanın, İslam coğrafyasının düştüğü durumu gösterir. Bakın İpek Hanım, İslam coğrafyası öyle çaresiz bir duruma düştü ki, şimdi biz 2000'lerde, siz hatırlarsınız, tecrübeli bir gazetecisiniz, biz hep ne derdik? İsrail-Arap sorunu derdik. Filistin için. Hiçbir zaman İsrail-Filistin demezdik. İsrail-Arap sorunu. Neden? İşte
Kral Faysal'dan, Nasır'dan gelen böyle bir gelenek var. Bütün Araplar üstlenmiş. 1967 Arap-İsrail Savaşı, 1973 Arap-İsrail Savaşı. Niye değişti o değil? Özellikle Suriye, Mısır, Suudi Arabistan gibi. Sonra 2010'lardan itibaren bütün dünya İsrail-Filistin sorunu indirgendi. Niye değişti fakat, o değil? İşte ona geleceğim. 2023'e geldiğimizde 7 Ekim 2023 ve sonrası dünya, bütün dünya İsrail-Hamas sorunu. Ve Hamas'ı ne olarak görüyor Batı? Terör örgütü. Batı terör örgütü. Evet. Sadece Batı değil. Suudi Arabistan, bazı ülkeler de demese bile terör örgütü gözüyle bakıyor. Hamas'a indirgendi, Hizbullah'a indirgendi. Ve diyor ki Batı ve dünya, İsrail meşru savunma hakkını kullanıyor. Birleşmiş Milletler terörü karşı kendini koruyor. Teröre karşı kullanıyor. Peki Arap sorunu ne oldu? Arap sorunu yok. Neden yok oldu? Biraz önce söyledim. Şimdi o sorunuzun cevabına geliyorum. 1973'te Suudi Arabistan Kralı Faysal, bu 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra elinde bir kart vardı, stratejik bir kart, petrol kartı. Onu çalıştırdı, işletti. Evet. Sonra ABD, CIA yeğeni tarafından onu öldürttüler. Ondan sonra bu 1973, bu Kral Faysal'ın öldürülmesinden sonra bir kırılma noktası yaşandı. Sonra ne oldu? Biraz önce Sait Hocam anlattı. Filistin bir cepheydi ve efsaneleşmiş bir lider vardı Filistin'de. Türkiye'de sağ, sol, merkez, bütün siyasi yelpazeler onu savunurdu. Filistin Kurtuluş Örgütü, El Fethi. Kim? Efsaneleşmiş olan Yaser Arafat. Herkes peşindeydi. Sonra İsrail, ABD baktı ki bu Filistin o efsane liderin çerçevesinde gittikçe kuvvetleniyor. Birleşmiş Milletler tarafından ne yapalım? Bunu bölelim. Ve zaten Hamas Mısır'da kuruldu. Müslüman kardeşler kökeninde. İşte diğerleri başka yerde Hamas'ı kuruldu. Kur'an'da ve İsrail. Derken şimdi gelinen noktada Çin'e kaldı bu iş. Peki bu Filistin içinde 14 kadar grubu topluyor. Evet. Onu bir birlik haline getirelim. Barıştırdı. Düşünebiliyor musunuz? Yani Çin işi gücünü bıraktı. Filistin sorunu nasıl tek güç? Yani eski Yaser Arafat, Filistin Kurtuluş tek cepheye dönüştürürüz. Bunları uzlaştırırız. İşleri güçleri bıraktılar. Uzlaştırmaya başladı. 14 ayrı ekol var. Böyle bir durum. Dolayısıyla şimdi Filistin, gelelim bir konu daha var neden. Şimdi ise herkes şapkasını önüne koyacak. Tabii Türkiye dahil. Tabii. Şimdi 2003 Irak işgal edildi ABD tarafından. Peki Irak işgal edilirken karşı çıkmayan Müslüman ülkeleri Filistin sorununun aslında tamamen Filistin'in yok edilmesi taşlarının döşendiğini göremediler mi bunu? Ve sıranın kendilerine geleceğini göremediler mi? Göremediler diyelim. Sözde Arap Baharı, gerçekte kanlı sonbahar, kasırgası ya da fırtınası dediğimiz o olayda Suriye ve Libya parçalanırken ABD ile işbirliği yapmak hangi mantık, hangi İslam ya da hangi Müslüman mantığa dayanır ki? Bilinmiyor mu? Eğer bunlarla işbirliği yapılırsa, Suriye, Libya parçalanırsa, İsrail'i savunan 3 ülke vardı. Irak, Suriye, Libya. Onlar gitti. İsrail tek kale maç oynuyor. Ve diyorum ki İsrail'i durduran tek güç var şunu durduracak. İsrail'in kendisi evet. Durdurur İsrail'i. Çünkü ABD hiçbir zaman ben sizin arkanızdayım demiyor ki. Trump geldi ne yaptı? Kudüs'ü İsrail'in başkenti ihan etti. Evet. Biden geldi. Ben en büyük Siyonist benim dedi. Geldi fotoğraf çektirdi. Dolayısıyla yani biz ABD karşı çıkıyor. Bunlar tamamen diplomatik. Burada Müslüman coğrafyası, 57 İslam ülkesi ve 22 Arap ülkesi bu sorunu üstlenmediler. İki nedenden dolayı. Bir, etnik ve mezhepsel yapıdan dolayı üstlenmediler. İki, ABD'nin güdümünde olanların çoğu olduğu için Suriye parçalanırken, mesela Hamas diyoruz değil mi İpek Hanım? Hamas diyoruz. Hamas, Suriye ev sahipliği yapıyordu Hamas'a. Suriye yer vermişti Hamas'a. Suriye yer vermişti. Halit Meşer orada. Evet. Ve oradaydı karargahı. Ne yaptı Hamas? ABD Suriye'yi parçalamaya başladığında Hamas Suriye'yi desteklemedi. Evet. Karşı tarafı destekledi ve Suriye'yi terk etti. Böyle bir Hamas örgütü de karşı. Onun için bu İslam coğrafyasının en büyük problemi bu. Amin Maluf der ki, Orta Doğu insanı
Her şeye üzülür ama hiçbir şeyle ilgilenmez. Evet. Ama ben bir şey daha söyleyeyim. Benim cümlemdir bu. Orta Doğu coğrafyası birbiri başkalarından satın aldığı silahla birbirini öldüren ve başkalarının bulduğu ilaçla iyileşmeye çalışan coğrafyanın kendisidir. Hiçbir buluşu yok. Dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahip Suudi Arabistan. Bir bakıyorsunuz savunma harcamasını inceliyoruz her yıl. Rusya kadar harcıyor silah savunma. Peki niye harcıyorsun? Ama bir Filistin'i koruyamıyor. Veya korumak istemiyor. Neden? Şimdi aslında ABD'nin donanma hariç herhangi bir asker getirmesine gerek yok. F-35 uçaklarını konuşlandırıyor. Ve bombardıman uçaklarını konuşlandırıyor Katar'da. Dünyanın en büyük isteği var. Bakın Kuveyt'te, Katar'da, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ben orada görev yaptım biliyorum. Bütün askeri sistemleri, askeri varlıkları var. Ve bütün giderleri kim tarafından karşılanıyor biliyor musunuz? Ben orada görev yaptığım için Kuveyt'te ve Irak'ta biliyorum. Ayda bir tatbikat yaptırırlar Kuveyt'e mesela. Ve bütün giderlerini onlar karşılar. Ve her tatbikattan sonra 100-150 kalemlik bir malzeme sunar. Danışman, ABD danışmanı derler ki gelişmeniz için şu silahları satın almanız lazım derler. Ve böyle bir silah ticareti başlar. Olan ne oldu şimdi buraya geldiğimizde? Aslında şunu demek istiyorum sizin sorunuz. Suriye ve Libya ortadan kalkınca, parçalanınca aslında Filistin yok edildi. İsrail'in önü de sonuna kadar açıldı. İşte daha 2011 yani 13 yıl önce bunu öngöremeyen devletlerin düştüğü durum bu. Şimdi ne diyoruz? Türkiye'yi nasıl etkileyecek diyoruz. Niye diyoruz biliyor musunuz? Suriye kalmadığı için söylüyoruz. Irak kalmadığı için söylüyoruz. İran nasıl etkilenir diyoruz. Çünkü Suriye yok, Irak yok. Sıra İran'da. Herkes. Halbuki bu öngörülebilirdi bu. Biz öngörüyorduk. Bizim gibi düşünenler öngörüyordu. Bunu öngörülebilir duruma getirip de Suriye Şam yönetimiyle işbirliği yapılıp Şam yönetimi güçlendirilseydi Rusya ile Suriye ile işbirliği ne PYD PKK terör örgütü devletçi olurdu. Suriye coğrafyasının %25'i. Ne İdlib'deki küçük Afganistan olurdu. İdlib'e küçük Afganistan evet, demek lazım. Evet. Neden? Çünkü El-Kaide, IŞİD gibi türevi terör örgütleri var. Kökleşmiş aileleriyle beraber yaşıyorlar. Küçük Afganistan ve güneyde de Ürdün sınırında El-Taf bölgesi var. Hemen güney. O da biraz Sait Hocam anlatmıştı. O da ABD'nin kontrolünde. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şu. Etnik, mezhepsel, dinsel yapı ne olursa olsun. Büyük Atatürk'ün en büyük projesi budur zaten. Yani ulus devlet. Ulus devletin projesi budur. Etnik, mezhepsel, dinsel, inançsal. Hangi yapı olursa olsun hepsini kabullenen ama etnik, mezhepsel farklılıkları tamamen kabullenen ama ayrımcılığı dışlayan bir yapı. Bu yüzden karşımıza ne çıkıyor ulus devlette? Bu ülkelerde olmayan üç şey çıkıyor. Milliyetçilik, laiklik, bir de üniter devlet çıkıyor. Evet. Hadise bu. Şimdi biz laikliği bırakır. Yok şu kardeşlere biraz sempati duyarız. Yok buna sempati duyarız dersek. Bir de Amin Maluf'un çok önemli bir lafı var Lübnan'la ilgili. Biliyorsunuz Lübnanlıdır. Hı hı. Der ki Amin Maluf, geçen de yaptığı röportajda. Diyor ki Lübnan niye çöktü diye soruyorlar. Çünkü Lübnan liyakatı ortadan kalktı. Cemaatlerin ve tarikatların kontrolüne girdi. Dolayısıyla bürokraside, bakanlıklarda, devlet yönetiminde, bütün sistemlerde tarikat ve cemaat sistemi geçtiği için, liyakat döktüğü için çöktü diyor. Niye? Önce kurumlar çöktü. Evet, Lübnanlı bu. Kurumlar çöktü. Lübnan bu yüzden ne diyoruz şimdi? Lübnan ordusu İsrail'e karşı hiçbir yeteneği yok diyoruz. Evet. Niye? Çünkü çökmüş. Evet. Şimdi herkes o röportajdan o sözleri evet. Türkiye ile kıyasladığı için paylaştı. Onun için büyük Atatürk'ün o ulus devlet yapısındaki o temel taşı olan laiklik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu 57 İslam ülkesi içinde bir yıldız gibi parlatmış. Biz de diyoruz ki uzaklaşalım. Atatürk'ten uzaklaşan bir Türkiye söylüyorum gün yüzü görmez. Bakın gün yüzü görmez. Ben alabilir miyim? Verelim. İki haritamız toplu var. Toplu harita var. Toplu harita önce gelecek. Geliyor hocam. Toplu harita. Geliyor. Oradan anlatacağım. Şimdi oraya gelinceye kadar. Geldik. Bu önemli. Bakın Türkiye'yi nasıl etkiler? Belgeler üzerinden gideceğiz. Hamaset üzerinden değil. Şimdi Türkiye'nin
Suriye ile burada Suriye ile 911 kilometre bir sınırı var. Şimdi değerli izleyenlere bu belgeler üzerinden, somut belgeler, veriler üzerinden gidiyorum. Bu harita, bakın sönük, 1919 yılında çizilmiş ve Londra'ya göndermiştir. Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleyi başlattığında Sivas Kongresi'ni toplarken Elazığ valisi Ali Galip'le İngiliz istihbarat binbaşı Noel kongreyi basmak isterler. Fakat Mustafa Kemal Paşa tabii onları bertaraf eder ve İngiliz binbaşı Noel Anadolu'yu terk eder. Terk ettikten sonra Londra'ya bir harita çizer ve gönderir. 1919 yılında İngiliz istihbarat binbaşı Noel'in çizdiği harita şudur. Değerli izleyenler şunu hatırlatayım. Nedir bu harita? Bakın burada Hatay var. Hatay dahil olmak üzere Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyi sözde Büyük Kürdistan olarak çizer bunu. Sonra bu harita Sevr'de yer alır 10 Ağustos 1920. Zamanı iyi kullanmak için atlayalım. 1978'de PKK bölücü terör örgütü kurulur. PKK bölücü terör örgütünün haritası dikkat edin. Aynı. 1919'da binbaşı Noel, İngiliz binbaşı Noel'in çizdiği haritayla aynı. Farklılık yok. Atlayalım. 2021 yılında Papa önce Bağdat'ı ziyaret eder. Hı hı. Ardından Irak-Kürt bölgesel yönetim, yani Irak'ın kuzeyini, Kuzey Irak'ı ziyaret eder. Irak-Kürt bölgesel yönetim, yani Barzani yönetimi 2021 Mart'ında Papa'nın ziyaret anısına bir pul bastırır. Papa'nın başında şu haritayı gösterir. Harita bu. Bu harita 1919'da İngiliz istihbarat binbaşı Noel'in çizdiği Anadolu'yu parçalama haritası. PKK bölücü terör haritasıyla aynı. Ne demek bu? Hatay dahil olmak üzere Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Güney Büyük Kürdistan. Şimdi bir sonraki haritaya gelelim. ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi haritası. Geliyor. Evet. Bakın. Bu söylediğim harita. Bu ABD'nin biliyorsunuz Dışişleri Bakanı ve Güvenlik Danışmanı Rice'ın 22 devletin sınırlarının değişmesiyle ilgili adlandırdığı büyük orta Türkiye dahil. Bu harita 2006 yılında ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde yayımlanıyor. ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde Said hocam bilir, diğer konuklarımız da bilir. Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde bir yazı ya da bir harita yayımlamanız için Genelkurmay'ın ve Silahlı Kuvvetler yani Başkomutanlığı'nın bir izni gerekiyor. Belirli prosedürleri var. Demek ki ABD Pentagon'un izni dahilinde bu harita yayımlanıyor. Silahlı Kuvvetler Dergisi. Nedir bu? Binbaşı Noel'in çizdiği haritayla aynı ama biraz daha kuzeye gitmiş. Bu haritayı yazan Ralf Peter NATO'da görevliydi. Ben evet. Sordum bu haritayı nasıl yazdın diye, ne yaptın diye. Evet. Dedi ki bizim adımızı kullanıp dedi makaleye başka yerleri basıyor dedi. Doğru. Bakın kim, burada, kim yaptı bunu? Yani Amerikan devleti bir Albay Yarbay ismini kullanarak makaleyi onun adına basıyor. Evet ama Amerikan Pentagon'un izni dahilinde. Tabii. Bakın biraz daha ileri gidiyor Büyük Orta Doğu Projesi'nde. Binbaşı Noel'in PKK bölücü terör örgütünün veya Papa Pular Ermenistan karşımıza çıkıyor. Yani Sevr haritası. Şimdi büyük haritaya gelelim. Bu haritayı gördükten sonra olayın ne kadar ciddi olduğunu görelim. Şimdi bu harita... Şu anda devam ediyor. Büyük Orta Doğu Projesi. Biz neredeyiz? Türkiye burada. Harita ne? Şuradan şöyle. Peki bu haritada? Yan yana görelim mi biraz? Evet yan yana çok iyi olur. Mümkünse eğer olursa arkadaşlar son olur. Verdiğiniz haritayla. Muhteşem olur yan yana. Biraz olur. Evet birazcık şimdi, beklersek göreceğiz. Evet. Çünkü o zaman daha iyi anlaşılır. Tabii çok hocam. Daha iyi anlaşılır. Az ki önce o gelene kadar sorayım ben de. Az önce... Sait Hocam da söyledi hani eski kodlarına dönmeli Türkiye. 2000 evet. yılında nerede duruyorsa orada durmalı dedi. Çok geç değil mi? Oraya dönmek mümkün mü? Dönmek mümkün. Mümkün. Hasar olacak ama dönülür. En azından misak-ı milli sınırlarımızı koruruz. En azından. Şimdi o harita. Bakın burada 911 kilometrelik sınır var. Biraz sonra harita evet. gelecek. Hocam siz anlatın çünkü evet, o biraz bakın, şey şimdi, olacak. Haritanın İçinde bulunan illere bakalım. Hatay, Kilis, Gaziantep,
Kahramanmaraş en fazla sığınmacı ve göçmenin bulunduğu iller. Ne demek bu? Kilis'in mesela nüfusu, yerli nüfusla, Türk nüfusla, Suriye nüfusu neredeyse eşit. Geçti hocam. Yani ben resmi rakamlara göre söylüyorum. Onu artı neredeyse eşit. Hatay'da 4 kişiden biri resmi rakamlara göre söylüyorum Suriyeli. Gaziantep'te daha fazla. O halde bir sığınmacı. Bu haritada ABD hangi fırsatı kullanacak? Veya İsrail hangi fırsatı kullanacak? Burada herhangi bir probleme neden olmadan bu sığınmacı ya da göçmenlerin kendi bölgelerinde kültürel hakları, özellik talepleriyle bakın geldi. Hı. Bakın şurada. Kültürel hakları, özellik talepleri veya başka yollarla bu parçanın Büyük Orta Doğu projesi kapsamında Türkiye'den koparılması. Bu aynı zamanda bu harita, şu Büyük Orta Doğu projesi, Büyük İsrail yani vaat edilmiş topraklar projesiyle de uyumlu. Uyumlu. Vaat edilmiş topraklar projesiyle. O halde Türkiye ne yapmalı? 2011'de yaptığını çok stratejik bir hata. Yani Sayın Davutoğlu ne dedi? Bir kitap yazdı. Stratejik derinlik. Stratejik derinlik stratejik bozguna dönüştü burada. Bunun adı stratejik bozgun. Stratejik derinlikten stratejik bozguna doğru acıklı bir yolculuğun öyküsünü yazdı Sayın Davutoğlu burada. Hem Dışişleri Bakanlığı zamanında hem de Başbakanlığı zamanında. Burada ne yapması lazım Türkiye? Bir, Şam yönetimiyle işbirliği yapması lazım. Yavuz Bey söz vereceğim size. Şam yönetimiyle işbirliği yaparken şu koşulu ileri sürmeli, haklıdır. Türk askeri varlığının mevcut Türk askeri varlığının Suriye-Türkiye sınır güvenliği sağlanıncaya kadar korunması. Türkiye çekemez askeri varlığı. Evet. Ancak bunun dışında Suriye'ye anayasanızı ya da seçiminizi muhalifleri de kapsayacak şekilde, bütün Suriye'yi kapsayacak şekilde yapın demek bizim bir devletin diplomatik misyonu değil o. Şu an bunu dayatıyorlar. Yani başım. Olmaz. Bu şu demek, ben Şam yönetimiyle işbirliği istemiyorum demek. Evet. İşbirliği olmazsa, bakın şimdi İpek Hanım söylediğim nokta, İsrail Güney Lübnan'dan sonra Golan Tepelerini zaten işgal etmiş. Şu bölge bakın, Ürdün sınırında şurada Ertah bölgesi var, Suriye'nin %8'i. Radikal unsurlar var burada, radikal unsurlar. ABD'nin desteklediği ve Suriye'den şu bölge gibi koparılmış. Burayı da tamamen işgal edecek ve kiminle komşu olacak? Birleşecek, PYD-PKK terör örgütüyle birleşecek. Birleşince bizim buradaki komşumuz kim olacak? Dolaylı olarak İsrail olacak. Kaç kilometre komşumuz olacak? 350-400-500 kilometre komşumuz olacak. Peki bu haritaya göre Hatay dahil olmak üzere Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Güney'i ne olacak? Büyük Orta Doğu Projesi, 1919 Noel haritası, PKK bölücü terör örgütü sözde haritası ve Irak-Kürt bölgesel yönetiminin Papa ziyaret anısına bastırdığı Papa pulu. Fakat bir konu daha var. 2015 yılında Barzani, Irak-Kürt bölgesel yönetimi lideri Barzani ABD'yi ziyaret ediyor. ABD'yi ziyaret edince başkan gibi karşılanıyor. O zaman Biden başkan yardımcısı, Obama başkan. Obama ile görüşüyor. Daha sonra ayrıntıları görüşmek üzere Biden'a. Ben bunu kitapta da yazdım. Bir Yalanlar ve Gerçekler kitabında belgeye göre. Biden'la görüşürken başkan yardımcısı konu diyor ki bizim hakkımız, devlet olma hakkımız 100 yıl ertelendi. Yani milli mücadele kahramanları Büyük Atatürk'ün çevri çöpe atması hayal kırıklığı yarattı. Kimde? PKK bölücü terör örgütünde, Irak bölgesel yönetimde ve Türkiye'yi parçalamak. 100 yıl erteledi. Biden'ın cevabı şu. Sayın Başkan merak etmeyin, ikimizin de ömrü bir Kürt devletinin kurulduğunu görecek. Evet hocam çok teşekkür ederim. Harise bu. Onun için göçmenleri Türkiye göndermeli. Şam yönetimiyle İbiçili kurmalı. Bu pozisyona göre zaten göçmenleri aslında o dört noktada İç cephesini kuvvetlendirmeli. Son uzun ifadelerinizi uzun tartışma kullanırsınız. Evet, buyurun. Büyük Orta Doğu projesi ayrıntılı olarak anlatıldı. Zaman açısından
Türkiye'nin etkilerine geleceğim. Şimdi Türkiye bu gerçek durumu, stratejik durumu fark etmeli. Fakat Türkiye o kadar rahat ki ben biraz o konuda endişeliyim. Yani çok rahat. Neden rahat? Sanki dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapan başka bir ülkeymiş gibi rahat. Sanki burada PYD-P, coğrafi bütünlüğüne kasteden PYD-PKK terör örgütü devletçi yokmuş gibi çok rahat. Ve Türkiye bu stratejik sorunlarla uğraşacağına, yani örnek veririm Şam yönetimiyle nasıl işbirliği kurabiliriz, Adana mutabakatı nasıl aktif duruma getirip PYD-PKK terör örgütüyle iki devlet mücadele eder. Buna benzer stratejik sorunların çözümüyle uğraşacağına Türkiye ne yapıyor? Bir bakıyoruz ki Irak'tan 15 yaş altı, 50 yaş üstü kişilerin vize serbestisi geçiyor. Nüfusa bakıyoruz 23 milyon. %10'u gelse 2.10'da 3 milyon. O zaman o kadar rahat ki Türkiye. Daha ilave göçmen sığınmacı kabul edebilecek kadar rahat. Ve Türkiye'nin uğraştığı en büyük sorun ne? Yani bu sorunlarla şimdi savaş yavaş yavaş Türkiye sınırına doğru gelme yönünde hızla adım atarken bir bakıyoruz Türkiye'nin en önemli iki sorunu var şu anda. Bir, teğmenlerin yemin etme. İki, yeni anayasa çalışması sorunu. Bir de ne olacak bu Fener'in hali? Fenerbahçe durumu. Ya, teğmenlerin yemin töreni ve hocam yani yeni anayasa çalışmaları. Yani insan gerçekten düşünüyor bu kadar stratejik sorunlar, bu kadar ekonomik problemler varken Türkiye'nin sorunlarını bu kadar taktik düzeye indirgemesi hayrete değer bir konu. Onun için benim burada teklifim şu. Her bir, konuda Mısır konusunda olduğu gibi, Suriye konusunda olduğu gibi. Her konuda olduğu gibi, yani bugün Türkiye'nin bedelini ödediği bütün konularda olduğu gibi bu program aynı zamanda yine bu bölgedeki durumla ilgili bir uyarı niteliği taşıyor. Bunun önerim şu benim. Önerim yani şu. Bir daha biz söylemiştik, demesin hocalarımız birkaç yıl sonra. Kayıtları geçmiş oldu. Biz de aynı şeyi da geçtiğimiz yıllarda biz konuşmuştuk, programlarımızda uyarılmıştı. Denmesin diye buyurun. İsrail, Lübnan'dan sonra Suriye, PYD-PKK terör örgütüyle birleşip sıra İran'da geleceğine ve daha sonra Türkiye'ye sıra geleceğine göre Türkiye gecikmeden özellikle biraz önce belirttiğim haritada yer alan sınır illerinde, sınır yerleşim birimle yer alan sığınmacı ve göçmenleri ülkelerine göndermeli. Ülkelerine güvenli gönderir, Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşmasını iptal eder. Bir de bu arada şunu söyleyeyim. Avrupa Birliği ile yapılan geri kabul anlaşması Cumhuriyet tarihinde yapılabilecek en büyük stratejik hatalardan biridir. Maalesef. Birisi Suriye politikasıdır, birisi geri kabul anlaşması. Bu Almanya'ya yeni yapılan anlaşma doğru mu? Yapılmış mı gerçekten? O yapılmadığı yönünde tekrar söylüyorum. Hükümet reddediyor. Ben 2013 yılında yapılan geri kabul anlaşması. Bu anlaşmayı iptal etmesi lazım. Öncelikle sınır illerindeki sığınmacı ve göçmenli ülkelerine gönderilmesi için veya Avrupa Birliği hangi ülkeye gidecekse gitsinler, onun altyapısını hazırlaması için Şam yönetimiyle işbirliği yapması lazım. Ekonomisini düzeltmesi için gerekli önlemleri alması gerekiyor. Bir de Türkiye Büyük Atatürk'ün dediği gibi kutuplaşmayı ortadan kaldıracak iç cepheyi sağlamlaştırması lazım. Evet, Türkiye evet. 2010'ları yaşamıyor. 2000'leri yaşamıyor ve Türkiye Danimarka, Lüksemburg, Norveç değil. Etrafı ateş çemberiyle çevrili bir ülke. Çok teşekkür ederim hocam. Fatih, son sözlerini alayım. Vallahi Naim Paşa